Yeni bölümde neler olacak ve bomba gelişmeler olmaya başladı. Yalı Çapkını dizisi yeni bölümde yer yerinden oynayacak, adeta Seyran'ın elini tutan Ferit'in Seyran'ı Yalı'ya getirdiğini gören herkes şok üstüne şok yaşayacak ve bomba gibi bir fragman sonunda geldi. Fragmanda kaçırdığımız birçok detay var. Yeni bölümde Halis olacak. Halis geldiğinde Seyran'a karşı tutumu nasıl olacak? Diğer yandan Seyran ve Ferit gerçekten barıştı mı? Seyran'ın Ferit'in elini tuttuğu sahne rüya mı yoksa gerçek mi? Diğer yandan Yalı Çapkını yeni bölümde hangi büyük yalı gizemi ortaya çıkacak? Öncelikle tüm gelişmeleri ve detayları kaçırmamak için özellikle bu videoyu sonuna kadar dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve analiz videomuza geçmeden önce Ferit Seyran'ı Yalı'ya getirsin, kavuşsunlar, birlikte olsunlar ve artık asla ayrılmasınlar diyenler kanalımıza abone olsun. Kaç kişi olduğumuzu görelim. Yalı Çapkını efsane bir fragmanla hepimizi heyecanlandırdı. Ferit ve Seyran'ın hastane sahneleri ise bize eski Yalı Çapkını günlerini hatırlattı. Ferit'in Seyran'ı kurtarması Seyran'daki birçok duygunun açığa çıkmasına engel oluyor. Seyran artık kendine engel olamıyor ve bütün hislerini Ferit'e itiraf edeceği bir bölüm bizleri bekliyor. Seyran'ın açıkçası fragmanda gördüğüm kadarıyla çok büyük bir pişmanlık yaşadığını gördüm. Peki Seyran neyin pişmanlığını yaşıyor? Açıkçası Seyran'ın geçmişte yaptığı hatalar yüzünden pişmanlık ve üzüntü duyduğunu fark ettim. Seyran iyileşme sürecinde yanında Ferit'i istememesinin pişmanlığını yaşıyor. Fragmanda Ferit evet üzülür ama Seyran'ın iyileşmesi onun için her şeyden öncedir. Seyran bununla yüzleşti. Seyran uzun bir aradan sonra Ferit'in gerçekten onun için her şeyi yapabileceğini gördü ve bundan kaynaklı yeni bölümde Seyran Ferit'e elini uzatacak. Peki fragmanda yer alan Ferit'in Seyran'ın elini tuttuğu "hadi Yalı'ya gidelim" dediği sahne bir rüya mı? Bu konuda bir ters köşe olur mu? Bu soruyu cevaplayalım. Açık ve net konuşmak gerekirse bu sahne tamamen gerçek, yani Seyran'ın rüyası veya hayal değil, bu müjdeyi verelim. Peki genel olarak yeni bölümde neler olacak? Öncelikle şunu söyleyelim ki yeni bölümde o çok beklediğimiz olay gerçekleşecek ve Halis A sonunda dizimize katılacak. Halis A hastaneye gelecek ve Seyran'a karşı tavırları değişmiş bir Halis Korhan göreceğiz. Açıkçası özellikle ikinci sezonda Halis A'nın Seyran'a karşı nasılın yargılı olduğunu, Seyran'ı asla Yalı'da istemediğini, hatta Seyran ve Ferit'in ayırmak için birçok kötülük yapan Halis olduğunu hepimiz İzlemiştik ama artık o Halis Korhan'ın gittiğini göreceğiz. Halis artık Seyran'a karşı mahcup, minnetkar ve çok hoşgörülü olduğuna şahitlik edeceğiz ve muhtemelen Seyran'ın Yalı'ya gelmesiyle Seyran'a en büyük desteği de Halis Korhan sağlayacaktır ve yeni bölümde Halis diziye katılmasıyla hastanede Seyran'ı ziyaret etmeye gelecektir. Açıkçası Halis A'dan asil bir giriş göreceğiz. Diğer yandan Sinan karakteri ölecek mi arkadaşlar? Sinan karakteri de ölmeyecektir ve sette hastanede Sinan'ı görenler var. Benim tahminlerime göre Sinan karakteri birkaç bölüm daha kalacaktır. Ama tabii ki bu birkaç bölümde ise Sinan'ın geçmişte Seyran'ı manipüle etmek için yaptığı bütün oyunlar tek tek gösterilecektir ve ortaya çıkacaktır. Seyran ve Ferit'i ayırmak için ne oyunlar kurduğunu, Seyran'a yakınlaşmak için söylediği yalan ve tiyatrolar, Seyran bunları öğrendikçe pişmanlığı ve üzüntüsü elbette kat ve kat artacaktır. Seyran Ferit'in onu nasıl beklediğini zaten çok iyi biliyor. Çünkü zaten bildiğiniz üzere Ferit Seyran'ı hastanede tedavi görürken defalarca görmek için geldi. Ama Seyran her seferinde Ferit'in önüne çıkmadı, aksine ona gözükmemek için Sinan'la onun önünden geçti. Ablası Sunay'la haber yolladı, birçok şey yaptı ve Ferit de en sonda Seyran'ı kendi kararlarıyla baş başa bırakmak zorunda kaldı. Seyran bunların hepsini anlayacaktır ve Ferit'in herhangi bir suçunun olmadığını da görecektir ve zaten Ferit'e diğer konusunda da herhangi bir sistemde bulunma hakkı yok. Çünkü zaten sen Ferit'i 2 yıl önce İstemedin. Eğer Seyran 2 yıl önce Ferit'le birlikte hastalık sürecini atlatmaya karar verseydi, her şey çok farklı olacaktı. Hastalığı geçtikten sonra Ferit'le uzun ve mutlu bir hayat Seyran'ı bekliyordu. Ama Seyran maalesef hata yaptı ve Ferit'i bıraktı, Sinan'la oldu. Ama Seyran bunu Ferit için yaptı. O konuda Seyran'a haksızlık yapmayalım. Seyran kendisinin öleceğini düşündü ve o yüzden dolayı Ferit gitsin hayatına baksın, ben zaten öleceğim, artık benimle uğraşmak zorunda kalmasın, onun bir hayatı var, ailesi var, geleceği, kendine yeni bir hayat kursun, mutlu olsun düşüncesiyle yaptı
ama maalesef Seyran Ferit'in onsuz mutlu bir hayat yaşamayacağını ve kendisinin de Ferit'siz mutlu bir hayat yaşamayacağını göremedi. O yüzden hatalar yaptı ve yanlış kararlar verdi ve sonrasında Sinan denilen bir psikopatla sevgili oldu. İşte yeni bölümde Seyran'ın tüm bu pişmanlıklarına ve üzüntülerine şahit olacağız. Yeni bölümde Ferit ve Seyran arasında uzun bir yüzleşme sahnesi olacaktır. Seyran 2 yıl önce neden öyle yaptığını Ferit'e tek tek anlatacaktır ve tabi Ferit bunun karşılığında Seyran'a sitem etmeyecektir. Çünkü Ferit artık ciddi anlamda Seyran'ı üzmek istemiyor. Onun mutlu olmasını istiyor diyebilirim. Çok heyecanlı ve aşk dram dolu bir yeni bölüm bizleri bekliyor. Peki sizce yeni bölümde neler olacak? Sizce Ferit ve Seyran tekrardan kavuşup evlenmeli mi? Cevabınızı yorumlara yazınız. Diğer yandan Yalı Çapkını fragman videolarını kaçırmamak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.